kurallar vardı. Bozulmaması gereken kurallar. Ama bu defa bozulmuşlardı ve lanet olsun ki bu yine tekrarlanacaktı. Bu aşamaya dek her şeyin kontrol altında olmasının bir önemi yoktu. Kurallara uyulmasının, uyulması gerekliliğinin bir önemi kalmamıştı. Her şey artık çok farklıydı. O kız geri dönmüştü ve her şeyi bir kere daha mahvedecekti. Köşedeki büzüşmüş zavallı gölge hafiften inledi. Kadın uyanmıştı. Nihayet. İşin en güzel kısımlarında kendilerinde olmamaları hiç de eğlenceli olmuyordu. Plan yapmak sabır isterdi. Sabırsa gerçekten bir erdemdi. Yıllarca ama yıllarca beklemekle uzmanlaşılan bir erdem. El ve ayak bilekleri kanlı ve kirli bir iple bağlıydı. Çenesini yavaşça kaldırıp kirpiklerini kırpıştırarak açtığında dipsiz bir korku kuyusunun derinliklerinden ürkek çığlığı yükseldi. İrice açılmış donuk gözlerinden okunabiliyordu. Biliyordu. Evet, Buradan çıkamayacağını biliyordu. Sabah işe giderken tıkıldığı arabadan gördüğü güneş ışığının son güneş ışığı olduğunu biliyordu. Son temiz havasının soluduğunu biliyordu. Onun evi artık bu loş yapay ışıktan ibaretti. Artık son nefesine kadar bu küflü topraksı koku eşlik edecekti ona. Tüm gözeneklerine dolacak, saçlarına sinecekti. Burası onun gördüğü son yer olacaktı. Kadın başını nemli tuğla duvara yasladı. Bakışlarındaki korku yalvarışa dönüşmüştü. Hep böyle olurdu zaten. Ne kadar da beklendikti. Ne kadar anlamsız. Burada zerre kadar ümit yoktu. Mucize olma ihtimali yoktu. Buraya bir kere geldiler mi, onları kurtaracak bir şövalyeleri olmazdı. Üst kattan ayak sesleri duyuldu. Bir saniye kadar sonra hafiften bir kahkaha yankılanınca kadının bakışları tavana çevrildi. Bağırmaya, çığlık atmaya çalıştı ama sadece boğuk sesler çıkıyordu ve o sesler loş ışığın bıçağın üzerinde parıldamasıyla verdi. Başını delice iki yana sallayarak çırpınırken sarı bukleleri soluk yüzüne düştü. Kahverengi gözleri yaşla doldu. Senin atan değil. Göğsü düzensiz nefeslerle inip kalkıyordu. O kız geri dönmeseydi bunlar başına gelmeyebilirdi. Onun suçu. Kadının gözleri bıçağın ucuna kayarken anlık bir hareketsizlik oldu. O benim hayatımın içine etti. Ben de onun hayatının içine gideceğim. Hem de en fena şekilde. Bu defa olması gerektiği biçimde bitecekti. Ölecekti ama önce bedelini ödeyecekti. Her şeyin bedelini ödeyecekti.